Merhaba sevgili arkadaşlar, Witcher'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde Kaer Morhen kalesini savunmaya devam ediyorduk ve Vazemir bizden Leo ile birlikte kalenin içine girmemizi ve orayı kontrol etmemizi istedi. Onun dışında bu bölümü çekmek benim için biraz yorucu oldu çünkü ikinci defa çekiyorum. Dün 45 dakikalık 3 tane kısımdan oluşan bir bölüm çekmiştim. Ama ne yazık ki program sesimi kaydetmemiş. Ben de tekrardan çekmek zorunda kaldım. Ve aynı zamanda oyunda eski sevimi sildiği için tekrardan oynadığım yerleri oynamak zorunda kaldım. Ama yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Bir kere daha çekeceğim. Yorumlara baktığım zaman bazı arkadaşlar benim de dikkatimi çeken bir şey söylemişler. Altyazının çok küçük olduğunu söylemişler. Onunla ilgili bir şeyler yaptım. Umarım bu bölümlerde altyazıdan memnun kalırsınız. Yani daha da büyüttüm. Zar zor bir yerlerden buldum. Yani daha da diyebileceğim bir şey yok. Şimdi Leo ile birlikte kalenin içine gireceğiz. Geçen bölümde bize Vazemir iksirler vermişti. Kıllangıç, Svellov yani bir de Thunder yani yıldırım iksiri vermişti. Yıldırım benim en az kullandığım iksirlerden birisidir oyun boyunca. Yani gücümüzü yüksek ölçüde arttırıyor ama onun dışında kaçınma ve savuşturmayı ortadan kaldırıyor. Yani sadece saf güç oluyoruz, böyle vuruyoruz. Kırlangıç çok güzel canımızı rejenere etmemizi sağlıyor. Otomatikman canımız küçük küçük yenileniyor. Yıldırımı içmeden kaleye giremeyeceğiz. Büyük ihtimalle o yüzden yıldırımı içiyorum. Ardından da kaleye gireceğim. Bir de bir arkadaş yanlış hatırlamıyorsam Witcher'ın ne olduğunu sormuştu. Yani Witcher'lar ne demektir? Yani şimdiden küçük bir bilgi vereyim. Ondan sonra ilerleyen bölümlerde oyun zaten bize birazcık anlatıyor. Yani bir kişinin Witcher olabilmesi için ilk olarak Witcher eğitimini alması gerekiyor ve diyarda Witcher okulları var. Kaer Morhen'da sanırım bu okullardan birisi, emin değilim. Vazemir milleti eğitime sokuyor. Tabii herkes de bu eğitimi başaramıyor, yani herkes Witcher olamıyor. 3 aşamadan oluşan bir eğitim diye hatırlıyorum. Ve çeşitli üzerimizde deneyler yapılıyor. Yani bir nevi sonunda da mutasyona uğruyoruz ve insanüstü özellikler kazanıyoruz. Bu arada Witcher'ı Witcher yapan şeylerden bir diğeri de büyü kullanabilmesi. İnsanüstü yaratıklara savaşmak için, insanüstü yaratıklarla savaşmak için eğitilmesi ve hem gümüş hem de demir bir kılıç taşıması diye özetleyebilirim. Oyunun ilerleyen kısımlarında daha detaylı bilgi alabileceğiz. Şimdi kale girişine giriyorum arkadaşlar. Leo ile birlikte ve görelim. I've heard all of Dandelion's ballads about you. Lambert tells me I'll never be as fast as a real Witcher. But I managed to hit him during training today. You beat Lambert? Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm came. Lambert looked away, I did a pirouette, hit him right in the gut. He didn't fall, and then he beat me. You'll make a good swordsman yet. I know. Every time Lambert beats me, he says I have potential. Evet, Leo'nun tam da tam anlamıyla iyi bir Witcher olmadığını gördük. Yani halen daha pişmesi gereken bir Witcher. Halen daha alması gereken çok yol var. Yani şu an Leo ile birlikte kalenin içinde ilerliyoruz ve klasik haydutlar geldi. Onları pataklayalım abi. Yani kimi bölümler böyle sadece pataklamayla geçecek, kimi bölümler sadece hikayeyle geçecek. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Oyunun hikayesini göstermem gerekiyor. Tamam, yani bunları sadece güçlü stille dövebiliyoruz. Hangi canavara veya hangi insana karşı hangi stili kullanmanız gerektiğinizi bilmeniz hayati önem taşıyor. Yani her stili kullanmayın öyle rastgele. Adamı bir gözden geçirin, durumu bir gözden geçirin, ona göre saldırın. Bu arada alt tuşuna basarak ganimetleri falan görebiliyoruz. Düşmanlardan loot düşüyor. Witcher olduğumuz için de bu oyunda hayatta kalmamız için bol bol iksir yapmamız gerekiyor. Ve düşmanlardan bol bol ganimet almamız gerekiyor. Şimdi dövüş stili var arkadaşlar. Yeni bir dövüş stili geliyor. Bu da grup. Yani grup indirimi yapacağız. Bu üçüncü stil. Ve çoklu vuruyor. Ama biraz az vuruyor ama herkese vuruyor. Yani böyle zayıf güçsüz adamlar varsa ve birden fazlalarsa bunu kullanabilirsiniz. Yani 3-4 kişiye karşı kullanabilirsiniz. Epey işe yarıyor. Her stilin kendine göre özellikleri var. İleride level atladığımız zaman da çeşitli konulara değineceğim. Bir tane falan adam kaldığı zaman da hızlı stille öldürün. Ve işini bitirin. Şimdi bunlardan kalanlar var arkadaşlar. Teker teker aldığımız şeyleri incelemeyeceğim. Sadece eşyaları alacağım. Üstüne yorum bile yapmayacağım. Ama önünüze geleni alın.
Yani para önemli, ondan da önemlisi iksir malzemeleri. Bazı yaratıklardan iksir malzemeleri falan toplayacağız. Bunlar hayati önem taşıyor. Burada bir mutfak var ama şu an bu mutfağa giremiyoruz. Leon'un yanına ilerliyoruz ve buradan devam ediyoruz arkadaşlar. These stairs lead to the lab. Follow me. The energy you annexed from the Circle of Elements is enough to stop the witches? You tremble, yet you complain Savola would have them all, leaving none for you. Did the sight of a single witcher, White Wolf himself, instill fear? The aforementioned, considered dead, I might add, is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo, stand back. Come on, Professor. Time is essential. I wield the power of the Circle of Elements. They are no threat. Back to work. I want the mutagens ready for teleportation in 15 minutes. Our witches shan't trouble us. We're cut off. The stairs are blocked. The magic barrier looks solid. We need Triss. They're robbing us. Geralt, clear the passage upstairs. Use a sign. A sign? The Ard. I can't do it since I broke my fingers training along the gauntlet. Cast the Ard at the debris. I don't remember the signs. Let's go to the Circle of Elements, a source of the power. You need to try and learn the Ard. All right. Şimdi yapmamız gereken şeyler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Triss'i buraya getirmek. İkincisi de elementler çemberine gitmek. Dediğim gibi yani Witcher'lar aynı zamanda büyü öğrenebiliyorlar ve Geralt önceden büyüleri biliyormuş ama o fırtınadan sonra, olaydan sonra hafızamızı ve güçlerimizi kaybettiğimiz için ne yazık ki büyü kullanamıyoruz. Şimdi de Art denilen büyüyü öğreneceğiz. Oyunda toplam yanlış hatırlamıyorsam 5 tane büyü var ve birincisi de bizim kalenin civarında bulunuyormuş. Gidip öğrenelim. Oldukça işe yarayan bir büyü. Art ve benim oyunda en çok sevdiğim ikinci büyü. En çok kullandığımda ikinci büyü olacak. Çember taşına doğru gidiyorum ve büyüyü öğreniyorum arkadaşlar. Success. We'll see in a minute. I knew it would work. Let's get back before Lambert kills the frightener himself. Aynı zamanda Lambert şu an Azman'la savaşıyormuş. Burada sandıklar var. Onları da lootlayalım. Bu bileği taşı çok işe yarıyor. Kılıçlarımızın gücünü %20 falan arttırabiliyor. Bak ben ilk oyunumda bunun burada olduğunu hatırlamıyordum. Unutmuşum. Ama belli bir süre arttırıyor. O yüzden ona göre önemli savaşlarda falan kullanmamız gerekebilir. Şimdi Ard'ı öğrendiğimize göre arkadaşlar buraya Ard'ı kullanıyorum. Bu bir nevi Shinra Tensei gibi. Enkazları yıkıyor ve düşmanları geriye fırlatıyor. What did you learn? The bandits are in the lab. Searching for something. The mage used the Circle of Elements to create a magic barrier. The plague! You're all children. Why didn't you mention the Circle? Triss, child. It didn't seem important. If the mage aligned with the Circle, he can create a stable portal through which he'll travel to anywhere on the continent, taking your equipment with him. All right, we made a mistake. But you said the mage was harmless. I said I didn't know him. I think we should protect the lab above all. Don't panic, Marigold. We know you'd like to see our witch's secrets. Vesemir, if that idiot doesn't shut it, I'll... Enough! Lambert, stop baiting Triss. Show her some respect. Triss, if we go to the lab, they'll have us surrounded. We know tactics. Maybe we should split up. Geralt's right. We need to protect the lab and kill the Frightener. Who goes where? Only I can break the barrier. I'm going inside. Vesemir? I'll stay and handle the Frightener and Savola. What about you, Geralt? We may both need your help. Bu arada sahir ve sahire çok güzel bir çeviri olmuş. Şimdi biraz oyun bize bir seçim veriyor. Mantıklı düşünmemiz lazım. Yani Triss'le birlikte laboratuvara mı gideceğiz yoksa Vazemir'le birlikte Azman'la mı ilgileneceğiz? Yani burada biraz oyuncuya kalmış ama ben kendi mantığımla düşünmek istiyorum. Bölüm sonu olsaydı seçimi sizlere bırakabilirdim. Şimdi Azman zorlu bir yaratık. İşleri zora sokabilir ve Azman'a karşı destek güzel olabilir. Ama diğer yandan Azmer'in karşısına Vazemir çıkacak. Vazemir milleti eğittiğine göre
güçlü bir adam olmalı diye düşünüyorum. Diğer tarafta da Triss var. O da güçlü bir büyücü. Yani Vazemir her ne kadar güzel olsa da, gideri olsa da Triss'in daha fazla gözümüzde değeri yüksek ve onu seçelim ya. Triss'le gidelim yani. Tamam Vazemir, sen de güzelsin, seksisin ama Triss'le gidelim, tamam. The lab is important. I'm going with Triss. Me too. It's decided then. Eskel and Lambert will stay with me. Savola just cast a spell. Something's happening. The ground is shaking. Feel it? They're breaking through. Watch out! Quickly, defend the laboratory. This could be a hard fight, Geralt. Take this potion. Witchers call it the Tawny Owl. It restores endurance. Very useful when fighting mages. Thanks. Yani diğer bir yandan neden buraya geldim? Aslında işin şakasını bırakalım. Çünkü laboratuvarda Witcher'ların sırları var ve çalınmasını istemem. Onun dışında bana bir pot daha verdiler. Arkadaşlar bunun adı da Alaca Baykuş. Dayanıklılık rejenerasyonunu arttırır diyor. Dayanıklılık dediği şu sarı var ve mana olarak düşünebilirsiniz. Bunun sayesinde büyü falan kullanabiliyoruz. Ya ben onu boş vereceğim de ben şey kullanacağım. Kırlangıç kullanacağım. HP'm regen olsun. Ve ondan sonra da buraya doğru ilerliyoruz. Triss ve Leo benimle geliyor. You'll go no further, White One. I'll summon a powerful demon that will tear you apart. A bluff. He's exhausted from teleportation. Magic lights is about all he can muster. Go. We'll deal with him and join you at the barrier. Underestimating an opponent. Now the energy of my people can be stronger. Evet, burada fight'a giriyoruz arkadaşlar. Bu fight'ta yapmamız gereken ilk şey bu eşkıyaları kesmek ve bu adamın güç almasını engellemek olacak. Triss ve Leo aşağıya doğru gittiler. Daha doğrusu Triss aşağıya doğru gitti. Leo orada bizi bekliyor. Ben bu eşkıyaları pataklıyorum ve şimdi büyücüyle 1vs1 atacağım. Yani arada görünmez olabilen bir geri zekalı bu. Lakin ama benim de öğrendiğim büyü var. Tamam, ben de zaten tam onu kullanıyordum. Arada seni böyle pataklayabilirim. Yani bu büyü herhangi bir hasar vermiyor. Sadece düşmanları uzaklaştırmak için. Ama bence çok kullanışlı. Ya bu adam ince bir adam, o yüzden güçlü stil kullanıyorum. Hızlı stile gerek olmadığını düşünüyorum. Gel abi. Bu arada canım da fullenmiş. Vurmaya devam ediyorum. Komboya devam ediyorum. Al abi. Savolla. Ya boş adamsın. Anca öyle görünmez olursun. Ateş atarsın. Başka hiçbir skillin yok yani. Triss zaten yalan söylediğini söylemişti. Pek de bir gücü kalmamış. İstediğin iblisi çağır, yalan edeceğim seni. Al abi. Yani bize vuramadı bile arkadaşlar. Ne yazık ki bir şey yapamadı. Patates ediyoruz ya. Ezik yani. Eziksin oğlum sen. Ezik Dündar. Al. Bence güzel komboluyoruz. Büyü atamıyorum. Sarı bar azaldığı için büyü atamıyorum arkadaşlar. İstediğiniz zaman oyunu durdurarak I'ya basarak pot içebiliyorsunuz. Ben bir pot içtim. Mesela pot içtiğiniz zaman da o yeşil şey artıyor ve çok yeşil şey artarsa can kaybetmeye mi ne başlıyoruz galiba. Tam emin değilim ama o zehirlenmeyi gösteriyor. Yani normal bir insan bu bizim içtiğimiz şeyleri içemez. İksirleri içemez. Biz de içiyoruz. Bize yan etkisi çok az oluyor yani. Evet. Bence boş adamsın abi.
Beni yaktı bu arada. Beni yaktı. Abi bırak artık ya. Hadi öl yani. Öl gerçekten. Tamam uğraştırdın. Yani bir şey de yapamıyorsun. En azından öl yani. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Tamam. İşini bitirdik böylece özel efektle. Şu an Kaer Morhen'ı savunmaya devam edeceğiz ve... Are you hurt? Did he get you? Nah. But if those were magic lights, I'd hate to face a truly powerful sorcerer. I wanted to help, but I couldn't break through that strange circle. Savol is eating dirt. That's what matters. We need to help Triss. Let's go. Şimdi Triss'e yardım etmeye gideceğiz arkadaşlar. İlk olarak bu Savol'la denilen adamdan kalanları alıyorum. Bol bol para alıyorum. Ardından da dediğim gibi Triss'in yanına gideceğiz. Ama bu bölümde gidemeyeceğiz arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirmek zorundayım. Benim için güzel bir bölümdü. Hikaye yönelik, seçime yönelik bir bölüm oldu. Ve bir büyücüyü patakladık. Ezik büyücüyü patakladık. Ama asıl olay laboratuvardaki adam. Laboratuvardaki eleman. O bizim eşyalarımızı çalmaya çalışıyor. Ve onu durdurmamız lazım. Daha da bu bölümde diyebilecek bir şey yok arkadaşlar. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Artık Witcher'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar.